Muhammed Adnan hocam, şu anda inşallah sizi izliyorum ve evet, sizin ilanınızla izledim. Tahminlerimde Rabbim beni yine doğru çıkarttı. Siz doğru olduğunuza, sizin doğru yolda olduğunuza aklıma eskiden yani içimde herhalde yahut rüyamda görmek istediğim, sohbetlerde duyduğum ayet geldi. O budur diyor. Aklına gelmiş demek. Evet. 36'ya 21. Uyun sizden hiç ücret istemeyen o zatlara ki onlar hidayete ermişlerdir. Sizler de kimselerden eserleriniz için hiçbir karşılık beklemiyorsunuz. Allah'ın rızasına kavuşmuş insan olarak görüyorum sizleri inşallah diyor. Doğru hakikaten. Ben mesela 300'ün üzerinde kitabım var. Hiçbir tevil ücret yani şey onların yani satışından bir kar şu bu falan aklımın ucundan dahi geçmez. Allah'a sığınırım. Utanç duyarım yani. Tahayyül dahi edemem. Ayrıca kitaplarımı basmak isteyen kardeşlerime de bütün kitaplarımı helal ediyorum. Matbaalarda basıp dağıtsınlar çokça. Kitap dağıtmak çok önemli bir konu. Yani bilgisayardan indirip okumak biraz emek istiyor. Ama kitap son derece kolay. Mesela alıyorsun, açıyorsun, o kadar. Çok kolay bir şey. Onun için kitap basmak önemli bir ibadet. Kardeşlerimiz benim kitaplarımın matbaalarda basılmasını sağlasınlar. Ben herhangi bir telif ücreti ya telif hakkı istemiyorum, helal ediyorum. Yani istedikleri gibi basıp kitapla çoğaltabilirler ama benim istediğim şu, kağıdını alsınlar, matbaayla anlaşsınlar, tam kağıt ve matbaanın toplamı neyse milimi milimine zarara uğramayacakları şekilde satışa sunsunlar, bu olur. Ama kar eklemesinler, yani kar olmasın. Veyahut direkt ücretsiz dağıtsınlar, en güzeli odur. İnşallah. İnşallah. Ama gücüm yetmiyor diye tam ucu ucuna, tam ucu ucuna zarar etmeyecek şekilde satsın, satabilir. İnşallah. İnşallah. Ama asıl olan ücretsiz dağıtmaktır. En makbulü odur. Fi sebilillah, Allah için. Mesela 5000 tane bastırsın, 5000 kişiye dağıtsın, çok büyük sevap. Çok büyük etkisi olur inşallah. İnşallah. Biz kardeşlerimize bunu istirham ediyoruz inşallah. Allah rızası için. İnşallah.